belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. Ve 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Bugün burada Gökçek hakkında bir şey konuşursam herhalde Nevin hanımefendiyi üzmüş olacağım. İkincisi, yeni bir tartışma konusu ortaya atarak seçimlerden önce kafaları, zihinleri karıştırmak istemem. O yüzden Gökçek'le ilgili 100 konuyu 8 Haziran'dan itibaren ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. Ama o gün gelinceye kadar hükümetimi yıpratacak, AK Parti'yi yıpratacak bir sözün, bir işin içinde olmam. Evet, 7 Haziran bitti. Bugün 8 Haziran. Bugün itibarıyla şunları açıklayacağım diye herhangi bir sözüm olmadı. O günkü açıklamalarımı işitirsiniz. 8 Haziran'dan sonra gerek duyduğumuzda çok şeyler yapabileceğimizi söylemiştim. Daha bugün 8 Haziran. 8 Haziran sonrası değil. Ve onlara parsel parsel işte Ankara'da yer vermiştir filan dedim. Sonrasında gerektiği zaman açıklarım. Ama hiçbir cümlemin içerisinde 8 Haziran'dan sonra da 100 tane yolsuzluk dosyası açıklayacağım diye bir lafım yok. Herkes internetten girip o gün konuşma bakalım.